Şimdi konuyu özetleyelim. Yiğit Radyo Spor'da bir iddia programında yorumculuk yapıyor değil mi? Hakan sunuyor, sen mi yorumcusun? Tersi mi? Beraber ortağız yani. Ortak Ha, beraber iddia götürüyoruz programı programı. yapıyorsunuz. Bugün ilginç bir tweet atmışlar. Hakan atmış. Yiğit'in Evet. projesini Hakan duyurmuş. Öyle diyelim. Tweet'i görenler de Eskişehir Spor taraftarları üzerinde bana WhatsApp'tan, Telegram'dan, Twitter DM'den gönderiyorlar. Abi bu ne, abi bu ne, bir araştırır mısın, sorar mısın falan. Ben de Eskişehir Spor muhabiriyim, kongresiyim. Eskişehir Spor camiasında biraz şeyimdir böyle, hani sesi fazla çıkar. Neyse, hani ben de Hakan'a ulaştım, Hakan'la konuştum, bana anlattı. Benim ilgimi çekti, o yüzden bu yayını yapıyoruz. Hakan da dedi ki, abi proje benim değil, Yiğit'in dedi. Yiğit de bağlanın dedi. Şu an karşınızda Yiğit. Yiğit, şimdi tweet'i okuyup ondan sonra pası sana atayım, olur mu? Tabii ki, tabii ki. Hakan aynen şöyle yazmış. Yani kelimesi kelimesine şöyle yazmış. Eskişehir Spor 355 gündür TFF birincilikte maç kazanamıyor. Yani ben tarih de vereyim. 8 Şubat 2020'den beri maç kazanamıyor. Kulüp imkansızlıklar, sportif başarısızlıklarla yoluna devam ederken bir proje sunuluyor. Bu proje kulüp yönetimi tarafından kabul görmüyor. Soruyorum, kaybedecek neyimiz var? Teşekkür Tweet ediyorum bu. Akif. Bundan sonrasını senden dinleyelim. Ya şimdi şöyle, olay şöyle başladı Akif. Bir başa gitmek gerekirse ben 2 yıldır falan bu bazı insanlar belki biliyordur. Futbol menajerlik oynuyorum. İlk başladığım kulüp de benim orada tesadüf. Ekonomisi kötü olduğundan dolayı Eskişehir Spor oldu. 2 yıldır Eskişehir Spor'la oynuyorum. Sağ olsun Eskişehir taraftarı da sevdi beni. Yani güzel bir iletişimimiz oldu. Neyse geldi zaman git zaman bu sene hala takım kötü gidiyor. Yani kimse istemez tabii ki bunu. Mali açıdan zor durumdalar. Transfer tatlısını kendin söyledin. Açılıp açılmayacağı belli değil. Açıldıktan sonra açılsa kimi getireceğin de şu saatten sonra takımı kurtaracak. Yani bir daha boşa giden para olur mu? Ya bunlar da var tabii ki. Bir gün oturuyorum. Bu Netflix'in bir belgeseli var. Maradona Meksika'da diye. Onu izliyorduk. Maradona Dorados diye bir kulübe gidiyor. 2. liginde Meksika. 7 haftada 3 ya da 4 puan toplamış, küme düşmeye oynayan bir takıma gidiyor. O geldikten sonra Netflix gibi tarzı bir projede kameralar geliyor bu belgeseli çekmeye. Oyuncular da o kadar ekstra motivasyon sergiliyor ki aynı sezon playoff finaline kalıyor. Oyuncular aynı oyuncular. Değişen bir şey yok ki Maradona dünyanın en iyi oyuncusu belki de futbol oyuncusu ama hoca olarak o kadar iyi olmamasına rağmen inanılmaz bir çağ atlatıyor takıma. Bir anda playoff finaline kalıyorlar. Şimdi buradan yola çıktık. Eskişehir bu kadar uzun süredir galip gelemiyor. Para durumu çok kötü. Transfer yasağı var. Oyuncular moralsiz. Yani oyuncular gerçekten sahada gülmüyor. En son da bu Çaykur Rizespor maçında forma değişme mevzusu oldu. Sen de Bilal Ceylan. aynen öyle. Rize maçında da işte forma değişemedi. O gün Twitter'da Türkiye gündeminde ön plana çıkmayı başardı Eskişehir Spor çok uzun süre sonra. Yani çünkü çıkamıyor şu an için. Bahsedecek bir şey yok. Oynanan bir futbol yok. Hep kötü, hep kötü. Doğal olarak şehirde bir mutsuzluk hakim. Biz de düşündük bunu böyle bir projeye nasıl çevirebiliriz? Çünkü 300 küsün gündür galip gelemeyen bir takıma artık bir hikaye yazmak gerekiyor. Yani hikaye gerekiyor çocukların oynaması için bu futbolcuların. Hepsi genç. Aslında yetenekli. Bursa'nın da genç isimleri var. Ama Bursa şu an çok iyi bir yerde. Yani bizimkilerin ne eksiği var diye yola çıktık. Motivasyon Orada eksiği var. motivasyon eksiği var. Biz de burada karar kıldık. Ya biz zaten projede şöyle bir durum var. Ya biz alırız takımı toparlarız diye hiç öyle bir şey demedik. Bundan önceki hocalara da kesinlikle saygı duyuyoruz. Onlar da elinden geldiğini yapmaya çalışmışlardır bir şekilde. Neyse bu kötü durumu nasıl lehimize çevirebiliriz diye bir proje ürettik. Proje şöyle oluyor. Daha önce oldu bu. Azerbaycan'da oldu. Futbol menajerlik oynayan birini kulübün başına getiriyorlar. Ama bu böyle platformlarda yeni ortaya çıkan kanallara satılamadı. Güzel bir hikayeydi. Sunulamadı bu çok fazla. Söndü gitti. Biz de buradan yola çıktık. Takımın başına hani hoca olarak gelebilirsek lisansımız yok. Ama bundan önceki hocanın da yoktu. Yani o bir şekilde lisans olan Onlar bir hocayla şekilde hallediliyor. Yardımcı hocalar sayesinde hallediliyor. kesinlikle bir senaryo yaratalım. Yani senaryo değil, gerçek hikaye zaten bu. İnsanların ilgisini çekebilecek. 300 küsündür galip gelememiş bir takım. Neredeyse birinci yılını kutlayacak. Herhangi bir Kutlama motivasyon demeyelim de yani yaşayacak diyelim yani şimdi yanlış yaşayacak anlamayın. yani. Yok yok, tabii estağfurullah. Bu kötü zamana geliyorlar artık. Bir yıl gelmek üzere. Buna nasıl bir çözüm üretebiliriz?
Biz de dedik bu şekilde insanların ilgisini çekebilecek acaba olur mu diye menajerlik oynayan birini getirelim kulüp başına. Önce yurt içindeki haberlerde, sonrasında yurt dışında belki bunu duyurmaya çalışalım. Yerel, bunu... ulusal, global sistem kesinlikle, bu. Kesinlikle, kesinlikle Akif. Bunu duyurduktan sonra bunu projeye dönüştürebiliriz, belgeselini çekebiliriz. Acaba hani o galibiyet gelecek mi? Sezon 3 tane, 4 tane neyse profesyonel hocanın yapamadığını acaba böyle bir şekilde başarabilir miyiz? Motivasyonunu kaybetmiş oyunculara hayatlarının filminde eşlerinin, kız arkadaşlarının, yaşları çok genç var, anasının babasının izleyeceği bir projede, bir filmde başrol oyuncusu olarak onları motive etmeye çalışacağımızı, aslında bu projede bunu böyle tasarladık biz. Yani bu moralsiz... Yani şimdi Eskişehir Spor deneme tahtası elbette değildi arkadaşlar. Tabii ki. Hani konuyu farklı yerlere çekmeyelim lütfen. Aşağıda Eskişehir Spor taraftarları okuyorsun. Yani devam edelim. Olay aslında şöyle. Buradan biz bir mali kaynak yaratalım. Yani önemli en olan önemli buradaki... can alıcı noktası orası. Şimdi insanlar bunu bilmediği için Eskişehir Spor deneme tahtası değildir diyebiliyor. Ama işin sonundaki parayı duyunca zaten ben yayını yapmaya karar verdim. Arkadaşlar oradan gelecek, platformdan gelecek belgesel paralarıyla. Yani şöyle düşünelim. Şampiyonlar Ligi'ne bir takım gönderiyoruz yurt dışında. 5-6 maç oynayacak diye. Grubu genelde de geçemiyoruz yani. Her kulübümüz için. %90 yani gruptan çıkamıyoruz. İki galibiyet, iki beraberlikte eleniyoruz. Ama çeşitli sponsor destekleri ilgisini çekiyor. Yani sponsorların ilgisini çekiyor bu grup. Biz bu ilgiyi çekelim, sponsor desteğini sağlayalım. Hem Eskişehir'i yurt içinde hem de yurt dışında tanıtalım. Güzel yanlarından bahsedelim. Mesela bir bölümde Bando SS'e önem verelim ki Türkiye'de tek yapan bunu. Çok da güzel başarıyorlar. Böyle bir tanıtım sağlayalım. Kulübe denemeleri para... var başka ülkelerde de takımlarda da başarılı olmuyor Bando SS'in yani. Bütün doğrudur. Maç çalıyor böyle. Osmanlı müzikleri falan çalıyorlar. Ya SS orijinal müzik falan. Tabii. Söyleyeyim bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Bando SS takım hücumdayken başka, defans yaparken başka bir şey yapıyor. Öndeyken başka, gerideyken başka. Takım 0-0 giderken bambaşka, 2-0 öndeyken bambaşka. Bando SS taraftarlarla kurulu bir grup olduğu için, yani böyle belediye çalışanlarıyla kurulmadığı için tabii ki algoritma da başka işliyor. Devam. Yani çok güzel bir renk kısacası. Bunları tanıtalım. Buradan gelecek parayla arkadaşlar bu sezon yani kim gelecek de kariyerini riske edecek? Hangi hoca gelecek kariyerini riske edecek? Ya yani 2-3 galibiyet alsak da takım yani toparlanacak gibi. 300 küsündür galip gelemeyen bir takımı. Ya 8 bu sezon... Şubat'ta bir sene olacak işte ya. Bir ay kalmış. 25. Ligde tutmak zor iş zaten. Ama bu kötü durumu nasıl pozitife çevirebiliriz? Buradan sponsor geliri sağlarız. Yani kısacası bu sezon feda ederiz. Gelecek paralarla SS'in geleceğini kurtarırız. Yani bu proje asla diğer hocalar işte yapamıyor, biz yaparız şeklinde böyle kendini bilmezlik bir proje değil. Yani biz hayır, kulübe... Hayır sana Yiğit şöyle bir bilgi vereyim mi? Tabii ki. Şimdi bu artık biraz da ben konuşayım. Seni çok konuşturdum. Sağ olasın. Şimdi ama aslında benim dediklerim de çok önemli bu işin gidişatıyla alakalı. Şimdi şöyle atıyorum sen futbol menajer oyuncusu olarak bu hikayenin başrolcüsün. Tamam. Senin yanına... Şimdi Eskişehir'de de bir Eskişehirli antrenörler sevdası var. Bir türlü göreve gelemiyorlar. Senin yanına böyle 4-5 tane Eskişehirli hocayı koşsak. Tor lisansı olan, A lisansı olan, B lisansı olan isim de vereyim. Mesela Emre Özbayar. İkincilik katta çok iyi takımlar çalıştırdı. Mesela Güven Sabaz hocamız var. Bu şekilde bir 3-4 isim daha var. Eskişehirli olup da ikinciliklerde görev almış. Senin özelinde söylüyorum. Senin yanına bu isimleri koyarsak zaten böyle bir şeylik çekmez. Ne derler ona? Zorluk çekmezsin. Onlar takımı antrenör ederler ama sen de ekibin içinde olacaksın. Ama hikayenin başrolü sensin. Tabii ki. Yani zaten bizim profesyonellere ihtiyacımız var. Bu ayrı bir konu. Tabii. Zaten onların çalıştırdığı kondisyon antrenmanı olsun, taktik antrenmanı olsun. Zaten futbol bir ekip işi. Yani kimse kendi kendine bir şey kurtarabilir ne de kendi kendine batırabilir. Ya ekip halinde oluyor. Bu ekibi sağladıktan sonra ilk hedef bu bitmiş motivasyonu. Yani şehrin üzerindeki olumsuz havayı kırmak açıkçası. Bunu kırdıktan sonra bir şekilde başarıya gidebiliriz. Ya gideriz. Gidemesek bile kulübümüz para kazanır. En azından gelecek senelere daha güçlü hazırlanır. Yani bence bir taşla iki kuş olur. Eskişehirli hocaların da göreve gelmesiyle Eskişehir yerel basını ve Eskişehir Spor taraftarlarının da bir sevdası dinmiş olur. Benim gözümde
böyle bir gelişme olur. Şimdi gelelim işin maddi kısmına. Şimdi bu belgeseli atıyorum Netflix'e sattığımız dakika kulübün kasasına çok iyi bir para girecek. Onu geçtik. Böyle bu bir film olmayacak. Dizi yani TV episodes dediğimiz yani dizi bölümleri şeklinde yayınlanacak bir dizi olur. Her bölüme farklı sponsorlar bulunur ki bu sponsorluk gelirleri zaten dünyada yayınlanacağı için çok farklı boyutlara ulaşır. Yani ben biraz araştırdım. Çok iyi ekonomiler dolaşıyor. Ve hakikaten Eskişehirspor'un borcunu böyle sıfırlayabilecek noktada rakamlar konuşuluyor. O yüzden hani zaten bu sene küme düştük. Ben de destekliyorum bu ayrıca bu projeyi. Çünkü yani bu takımın ligde kalma ihtimali yok. Bu arada ben biraz samimiyim bu konuda. Bana olur gibi geliyor ama bizim camia çok zor bir camia. Yani Yiğit'ciğim. Yani kesinlikle. Burada çok farklı bir algoritma var. Eskişehirspor'un hani Eskişehirspor camiasının çok değişik bir yapısı var. Taraftar çok farklı. Yani işin sonunda bir ışık varsa sonuna kadar zorlarlar. Bakın sonuna kadar zorlarlar. Ama o ışığın verilmesi gerekiyor. Şimdi seni biraz dinleyelim. Hani Meksika 2. Ligi örneği verdik, Sunderland şeyi verdik. Ekonomi boyutunda kulübün kasasına tahmini ne kadar para girebilir? Şunu söyleyeyim Akif, o belgeselde Dorados Kulüp Başkanı var, genç bir isim. Şöyle bir açıklama yapıyor. Daha önce biz sponsorlarla görüştük. İnanın diyor, kimse yüzümüze bakmadı. Şu an Manchester United'ın sponsoru dahil bizimle iletişime geçmeye çalışıyor. Telefonları susturamıyorum. İnanılmaz bir ilgi var ve yani sonuç olarak para yağıyor bize şeklinde bir açıklaması var. Burada tabii ki Netflix gibi kanallar doğrudan net bir para söz etmiyor ama bir 10 milyon civarı her bölümden çeşitli sponsorlar, en iyi sponsorlarla anlaşılarak bir gelir elde edebilirsek... 8 bölüm çeksen biz borcu sıfırlarız ya Yiğit, ben sana söyleyeyim. Ya amaç zaten açıkçası kulübün borcunu sıfırlaması. Yani sen de diyorsun kulüp küme düştü. Evet. Ya ben de diyorum. Ya aklı başında olan hayalperest olmayan herkes diyeyim. Kulübün bu sezon küme şimdi düştüğünü biliyor. Ben de teknik bir bilgi vereyim borçla alakalı. Şu an online'da 48 kişi izliyor bizi ama tekrarlarını çok sayıda insan izleyecek. Ben de paylaşayım. Şu an bu takımın bilinen 250 milyon TL borcu var Eskişehirspor. Ben sana söyleyeyim. Bunun 3'te 2'si futbolculara diyelim. Hadi 3'te 2'si değil de 3'te 2'si. Ben futbolculara olan yani futbolcu, teknik direktör, transfer yasağına engel olabilecek bütün dosyaların 40 ila 50 milyon TL arasında bir paraya kapatılabileceğini düşünüyorum. Somut örneklerim de var. Sinan Özeçoğlu örneği dersem taraftarlarımız anlar. Şimdi 40 milyon 50 milyon diyelim, bu 50 milyona transfer tahtasını sıfırladık. Banka borcudur. Eski yönetici alacaklarıdır. Ivırdır zıvırdır. Bunları ilk planda ödemesek de olur. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü bunlar senin transfer tahtasını problem teşkil eden şeyler değil. Bir de federasyon gelirin zaten senin banka borcuna falan gidiyor. Öyle söyleyeyim yani. Bilet satışıdır, TV tabii yayınıdır. Bunlar da şey yapıyor. Yani Eskişehirspor'a sıcak 50 milyon para lazım. Bu projeden 50 milyon çıktığı dakika Eskişehirspor kurtulur. Bu da benim iddiam. Hatta böyle çok zorlarsan 40 milyona bile sıfırlanır o borç. Benim iddiam da bu. Şimdi seni dinleyelim. Bu paralar kazanılabilir diyorsun. Yani kazanılır demiyorsun ama kazanılabilir diyorsun. Akif tabii ki. Yani şimdi burada insanlara yalan söylemenin manası yok. Tabii. Hayal de satmıyoruz. Kazanabiliriz. Ya yani bunu başarabiliriz. Buradaki amacımız yani zaten kulübe sıcak para giriş. Yani şu an biz şöyle söyleyeyim. Doğal olarak sponsorların peşinden koşuyoruz. Eskişehirspor'un peşinden koşacak bir sponsor grubu yakalamak. Ya buna da ulaşabiliriz. Yani dediğim gibi isim vereyim. Yani sallıyorum Hava Yolları. Nasıl Şampiyonlar Ligi? Etimiz var, eti. Tabii ki. Eti var. Ya bunun yanına Ağaç niye biz... var, Sarar var Eskişehir'de şu an. Bu markalara senin belgeselin Türkiye'nin ilk platform belgeseli olarak bu şekilde yayınlanacak. Bu işe girişiyoruz. Ne düşünüyorsunuz dediğiniz zaman eminim bu markalar da kendi tanıtımı için ciddi paralar harcayan takımlar, markalar. Onların da ilgisini çekecektir. Bak taraftarlar 25'e de razı, 25 milyon TL'ye de razı. Yani 25 milyon TL'ye de güzel şeyler yapılır. Çok iyi şeyler yapılır. Yani %90 rahatlarız. Hiçbir şey yapmamaktan... Transfer her türlü açılır. Kesinlikle öyle. Hiçbir şey yapmamaktan böylesi daha iyi olacaktır. Bana kalırsa... İnsanların ikna olmadığı kısmı anlatayım sana. Şu an alttaki yorumları takip tabii ediyorum. Ki. Şu an insanlar hala bir FM menajerinin bir takımı çalıştıramayacağını iddia ediyorlar. Bu yüzden hayal olarak değerlendiriyorlar. Ütopik olarak değerlendiriyorlar.
Yani sence bir FM menajeri, Mourinho şeydi değil mi? Teknik direktör olmadan önce neydi Mourinho? Biliyor musun? Yani futbolculuk denemesi oldu ama olmadı. Futbolcu da olamadı. Olmadı ama çok dünya çapında bir teknik direktör oldu değil mi? Şimdi Evet. biz de buradan böyle bir çıkarma peşinde değiliz ama bence bir FM menajeri bir belgesel konusu olarak müthiş bir konu olur. Bence. Tüm dünyanın yani 156 ülke Zaten var benim bildiğim. Hepsinin ilgisini çeker. Şöyle. aslında olayın kilit noktası Akif bu. İlgi çekmek. İlgi çekmemiz lazım ki Mourinho para yetsin. tercümanmış bu arada. Evet. Çok güzel, sağ olsunlar söyleyenler için. Yani ilgi çekmek. İlgi çekelim ki para gelsin. Para gelsin ki geleceği kurtaralım. Aslında bunlar beraber. Yani şu an şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kimi getireceksiniz? İlk galibiyet gelse kimin ilgisini çekecek? Ne olacak? Yalan bir galibiyet olacak. Yani sadece puanı 3 puan olarak yazılır. Mali bir getirisi olmaz. Büyük ihtimal sezon sonu gene küme düşülecek. Yani bu bir proje değil. Yapılan. Zaten bundan önce de bu yapıldı. Yani isim vermek istemiyorum. X bir hoca geldi. Başarısız olduk. Başka bir hoca Bak geldi. Gene o kadar başarısız. haklısın ki, o kadar haklısın ki. Son iki teknik direktörümüz için de geçerli bu Ya bence. ben Yani gerçekten ben söylüyorum abi, ben kongresiyim, ben taraftarım, ben basın muhabiriyim. Ben diyorum ki hocalarımız tamamıyla hayal kırıklığıydı. Antrenmanları da takip ettik pandemi öncesinde. Pandemi sonrasında çok fazla takip edemedik, tesisler kapatıldığı için ama çok başarısızlardı yani. Hiç kusura bakmasınlar. Hani zaten çok başarısız oldukları için 30 maçtır bu takım kazanamıyor. Ya bir takım böyle es kaza hiç mi kazanamaz? Ya kusura bakmasınlar. ya Bu benim olay da o şahsi zaten. görüşüm. Es kaza. Çok doğru söylüyorsun. Ya es kaza olur. Bir takım hani çok kötüdür kendi içinde. Çıkar sahaya sana mağlup olur. Türkiye'de örnekleri yok mu? Var. Takım kendi kendine maç kaybeder. Bize o da denk gelmedi yani. Bir çok motive olduk. Taraftar konuşmalar yaptı. İsyan dediler. Böyle bir sürü şey denedik ama hiçbir türlü sonuç alamadık yani. Keçiören maçı, Menemen maçı, 90 artılarda kaçan galibiyetler takımın daha da geriye gitmesine neden oldu. Çünkü takım futbolcular bir türlü olmuyor diyorlar. Olmuyor. Olmuyor. Şu an Moral yok. Eskişehirspor. Tabii. Yani bu galibiyete yaklaşıp kaçırmak daha da geriye götürüyor. Maalesef böyle bir durum var. Ya sana kesinlikle katılıyorum. Bu hani önceki menajerler hakkında tabii konuşmak olmaz. Tanımıyorum. Yüz yüze de tanışmadım. Dünyanın en iyi insanı da olabilirler. Hani bir şeyler denediler. Elbet denediler. Olmadı. Ama onlar profesyonel insanlardı. Yani profesyonel insan getirilmedi, başarı sağlanmadı diye bir durum yok. O daha önceki menajer oynayanlar için söylüyorum. Zaten profesyoneller geldi. Olmadı. Şu saatten sonra hangi iyi hoca alt ligler, üçüncü liglerde şampiyonluğa oynayan bırakıp da CV'sine şampiyon olacakken küme düştü. Yani şu an Eki ister yani. Eskişehirspor'da hangi hoca gelirse gelsin takım küme düştü diye bir CV'sinde yazacak. Yani Ya böyle bir gerçek var. Çok büyük Akif, mucize lazım. çok kısa bölüyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani aslında olayımız bir bakımı da bu. Şimdi gelecek hocalar 2-0 iken yeniliyorken biz 3'ü yemeyelim daha fazla şey olmasın diyecekler. Moralimiz bozulmasın. Ya bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Şu anki Eskişehirspor'la aynı durumdayız. Yani Evet. daha iyisini yapmaktan başka bir çaremiz yok. Bir de Tabii mesela az oyuncuların önce söyle özür oyuncuların diliyorum. dedi. Bir de oyuncuların üzerindeki o kaybetme psikolojisini, o insanların verdiği olumsuz tepkileri tamamen kendi üzerimize çekeceğiz. Onlara bir rahatlama sağlama peşindeyiz açıkçası. Yani Valla Yiğit, şahsi görüşüm ben sana değil teknik ekibe güveniyorum. Yalan değil. Yani bu projeyi yaparsak sen böyle kağıt üstünde başrol olacaksın ama tabii ben ki, o tabii ki Akif. Eskişehirli hocalardan kurulu olacak olan teknik heyete çok güvenirim. Niye biliyor musun? Mesela Emre bir Özbayar ismi verdim az önce. Adamın Tudor diploması var. Pro lisansı yok ama Tudor diploması var. Yani bu adam zaten bu işin feleğinden geçmiş hocam. Babası da yıllarca Eskişehirspor'da futbol oynadı. Vahap Özbayar. Hani bizim taraftarlarımız bilir. Milli takımda falan oynamış bir ismin oğlu. Yani ama bizim yönetimde Eskişehirli hocalara karşı bir ön yargı olduğu için bunu kıramadık. Yani geldiğimiz nokta ortada. Şimdi Eskişehirspor'un son durumuyla ilgili birkaç değerlendirme yapayım ben. Sen de iyice öğrenmiş olursun. Tabii. Yani şimdi az önce bir soru geldi. Sinan Özeçoğlu örneği verdin. Sinan Özeçoğlu 50 milyon TL'ye neden transferi açamadı ya da neden kulübü almadı şeklinde bir soru geldi. Ona cevap veriyorum. Sinan Özeçoğlu kafasında 30 milyon TL bütçeyi belirlemişti. 30. 31 demedi. 30 milyon dedi. Bu şartları zorladı. Sadece 14 dosyada muvaffak olamadı. 14 dosya. Yani bir 10 milyon TL daha vermiş olsaydı 40 milyon TL'ye Eskişehirspor'un borcunu satın almış olacaktı. Bakın sıfırlamış olmayacaktı. Satın almış olacaktı.
Bir ya Eskişehirspor'un tek bir kişiye borcu kalacaktı o zaman. Bir imzayla transfer açılacaktı. Öyle düşündüm. Ama Sinan Özeçoğlu 30 milyona zorladı. 40'a oluyordu iş. Şimdi benim bu 40-50 rakamını vermemdeki sebep de bu zaten. Yani ortada bir deneme var. Hani bu iş olursa ve şöyle söyleyeyim. Sen şimdi bu projeye giriyorsun, girebiliriz diyorsun ama mevcut yönetim buna sıcak bakmadığını sen söylüyorsun, siz söylüyorsunuz. Tabii Yani tabii. yönetim kabul etmiyorsunuz. Yönetimle irtibatınız nasıl oldu? Anlatır mısın biraz? Ya tabii şöyle oldu. Yönetimle benim bizzat şeyim yok ama ben Sayın Başkan'a mesaj olarak attım. Geri dönüş alamadık açıkçası. Sonrasında isim vermem doğru olur mu? Herhalde olur. Bir Söyle sıkıntı söyle, biz olacağını bizeyiz burada. zannetmiyorum. Hiç sorun yok. Murat abi, Murat Diri ile görüşmemiz Tribün lideri, gerçekleşti. Nefer tribün lideri, evet. O da mesela onun da dediği bu çocuklara bir hikaye lazım. Geçtiğimiz sezon taraftar desteğiyle içeride çok iyi maçlar çıkardık aslında biz dedi. Şu an Evet. bir hikayemiz yok. Onlara bir hikaye yaratabilirsek çok iyi olur dedi. Açıkçası kendisi destekledi bizi sağ olsun. Onlardan yardım aldık, destekledi ama yönetim kabul etmedi diyebiliriz. Yani şimdi ben 8 bölüm üzerinden düşünüyorum. 80 milyon TL getirebilecek bir projeden bahsediyoruz. Murat biri seve seve destekler. Yani 6 ay feda ederiz. Zaten düşeceğiz. Yani 6 ay bile değil. Değil yani. Ocak'tan Mayıs sonuna 5 ay. Değil mi? Hani bu ay sonu transfer kapanıyor. Muhtemelen yönetimin de akıbeti belli olacak. Çünkü başkan yardımcısının şöyle bir açıklaması oldu. Biz transfer tahtasını açamazsak %99 bırakırız dedi. Bu takım olur da icra komitesi, şimdi kongre de yapılamıyor. Öyle de bir durum var. Mart ayına kadar kongre de yapılamıyor pandemi nedeniyle. İcra komitesine kalırsa icra komitesine ciddi ciddi bir konu görüşülür. Ciddi ciddi görüşülür. Çünkü ortada 70-80 milyon TL'lik bir gelir söz konusu. Ben bu geliri de şöyle düşünüyorum. Az önce biraz açtık, biraz daha netleştirelim. İnsanlar daha iyi anlasınlar. Şimdi bu iş olur da Netflix'e satılırsa ya da Netflix'in muadili bir firmaya satılırsa çok iyi sponsorlar Eskişehirspor'a değil bu projeye gelir. İnsanlara onu anlatmamız gerekiyor. Yani öteki Tabii. yıllardır Eskişehirspor'a destek veriyor. Ağır Çelik verdi, Saray verdi. Artık destek vermiyorlar. Bunun özelinde sen diyorsun ki 156 ülkede yayınlanacağı için Netflix 156 ülkede yayın yapıyor. Türk Hava Yolları destek olur. Tabii ki yani Mesela örnek bazı olarak insan. söylüyorum. Şimdi Sponsorların her şeyi geçtim. Senin ilk defa duyacağın bir şey söyleyeceğim. Netflix'e satılan projelerde Kültür Bakanlığı destek oluyor. Öyle de bir durum var. Yani Kültür Bakanlığı bu tarz projelere zaten destek veriyor. Şimdi benim sana sormak istediğim soru şu. Ekipman hazır mı? Ya da Netflix'e bu işi nasıl satabiliriz? Yani irtibat var mı? İşin pazarlama kısmındayız. Şimdi sponsorları bulduk, projeyi çektik ama bunu nakite nasıl çevireceğiz? Sponsor dışında. Evet. bunun dışında şöyle bir şey hazırladık. Bizim gene radyo bölümümüzden bir arkadaşımızla beraber onun ekibi tamamen kameramanlardan, set ekibinden oluşan bir ekip hazırladı. Onlarla konuştu. Onlar da aynı şeyi söyledi. Yani para istemiyorlar. Kalacak yer versinler açıkçası. Hani bu süre zarfında. Valilik karşılar yine olur o. Mesela valiliğin misafirhanesi gibi düşünün. Yani bu projeyi çekebilecek ekibi de hazırladık açıkçası. Vardı böyle arkadaşlarımızla. Onlardan da destek aldık. Çünkü duyan hani kaybedecek bir şey yok projemizde. Ki satılmayı başardığımız takdirde bu projeyi gelir çok yüksek seviyede olur. Hepsinin kariyeri içinde bu mesela kameramanın bile kariyeri için güzel bir proje olacağı için insanlar gönüllü oldu Netflix'te yayınlanacağı için yani ben de gönüllü buna. olurum yani. Tabii ki. Ya bu tarz Evet. bir projemiz vardı açıkçası. Ya burada demek Vardı mı? istediğim Var mı? Şimdi bak var önemli hala. Türkçe'de. Şöyle Akif. Yani bizim için hala var proje. Ben dün yani bu projeyi bir süredir üzerinde duruyoruz. Dün ilk defa kendi kanalımdan bir açıklama yapayım istedim. O da yani kanalımız bizim çok aslında küçük öyle çok yayılacak bir şey değil ama YouTube'da diyorsun değil mi? YouTube tabii yani ismi vermemize hiç gerek yok. Öyle bir ekstra kendi Söyleyebilirsin. kanalım. Burası Yok yok. bağımsız bir platform. Yani Rütük Yok bir kontrol altında değiliz. Akif Ben de yok ona da söyleyeyim. gerek Ben yok. söyleyeyim. Ben söyleyeyim Vallahi ya. söyle. Sen Söyleme söylemeyeyim insanlar de. sonra oradan bir Ama şey beklediğini 731 sanır. kişi izlemiş. 731 kişi izlemiş. Onu söyleyeyim Ya sana. gitgide de yükseliyor. Yani böyle sosyal medyada da yayılmaya başlaması gerçekten beni mutlu etti. Eskişehir spor taraftarının da gerçekten o kadar güzel geri dönüşler aldım ki yorumlarda yazıyor insanlar. O bu kulübe gönül verenler. Bu beni çok mutlu etti. Yoksa Eskişehirspor taraftarlarının umuda ihtiyacı var çünkü o yüzden. kesinlikle bütün camia olarak herkesin umuda ihtiyacı var açıkçası.
Tabii bu da bir umut. Yani daha önce dünya çapında denenmemiş bir şey. Azerbaycan'ı saymıyorum pazarlama yapılamadığı için. Ya bu pazarlama kısmını yalnız havada bıraktın sen. Yapabilir miyiz onu? Akif, yapabiliriz. Çünkü projenin kendisi... pazarlayabileceksek sponsorlar gelecek. Yani sponsor tabii firmalar ki da az çok bizden hani yayınlanacak mı garantisi isteyecekler yani. Tabii ki. Çok haklısın. Bunu ben pazarlayacağımıza çok net inanıyorum. Çünkü bu X bir kulüp değil. Hikayesi çok iyi. Yani bu kadar süredir galip gelememiş olması bir hikayenin başlangıcı. Hele ki bunun üzerine galibiyet falan gelirse iyice işin rengi değişir. Gerçekten sırf Türkiye'de değil, peki, dünya basında bile ilgi çekecek bir hikayeye dönüşür. Senden bir ricam var. Şimdi tabii böyle ki bir projeye henüz başlanmadı. Yok yani yönetim kabul etmiyor. Ama ön onay yasıyla işler çok değişir. Ön onay yasalarını biliyorsun değil mi? Yani evet. Bir proje sunuyorsun Netflix'e. Netflix onay verirse, Yılmaz Erdoğan'dan örnek vereyim. Yılmaz Erdoğan'dan iki tane senaryo satın alıyor yayınlayacak şirket. Daha ortada senaryo yok. Yani diyor ki sen bana 2020 yılında ya da 2021 yılında iki tane film çekeceksin. Ben onları yayınlayacağım. Ortada film yok ama Yılmaz Erdoğan bir peşinat alabiliyor. Şimdi yayın bende gitti mi? Gene az önceki gibi oldu mu? Hayır, bu sefer gitti galiba. Gelmiyor da açıkçası. Heh, olabilir, sorun değil. Yani bir Netflix'ten ön onay denilen bir yazı var ya, hani daha ortada proje yokken tamam biz anlaştık, böyle bir projeyi getirin, izledikten sonra değerlendirelim, beğenirsek yayınlarız yazısı alabilirsen işin rengi çok değişir. Şimdi duydum Akif dediklerini. Bunun araştırmasını şöyle yaptım. Türkiye'de bakan Netflix projelerine bir iki tane aracı kurum var. Aracı Tamam. Kurumla iletişime Ajans geçirerek diyelim bu ona. Projeyi... Ajanslar var. Bu ajanslarla iletişime geçirerek bu projeyi sunabiliriz. Yani tabii bu yönetimin de ne kadar sıcak baktığı ile alakalı. Şimdi ya sen buraya bu ajansı projeyi çöz. satarken... Sen ajansı çöz. Gerisini ben bir şekilde hallemeder kullemederim diye düşünüyorum. Yani gerekirse tesislere giderim yani. Sorun değil. Ama o ön onay yazısı gelecek. Netflix diyecek ki ben bu projeyi yayınlamak istiyorum. Görmek istiyorum diyecek yani. Dinliyorum. Ya Yiğit beni geç duyuyor ya da yayında sıkıntı var. Heh, şimdi geldi mi sesim? Arada şu an geldi. Şu an geldi. Tekrar söylüyorum. Sen Netflix'ten o yazıyı al. Ben bir şekilde Eskişehir kısmını çözerim. Çünkü ortada 70-80 milyon TL'den bahsediyoruz yani. Ya tabii ki bu sadece Netflix olarak düşünme. Bir sürü şu an için platform var ve çok ciddi paralar harcıyorlar. Tabii. Ya isim vermek gibi olmasın da Acun Ilıcalı'nın şu an Exxen 900 inanılmaz... milyon TL. Ya korkunç paralar harcıyorlar. Bu Netflix gibi projeleri yani yerinden etmek için, onlar gibi olabilmek için büyük paralar harcıyorlar. Onlara da teklif ederiz ki daha önce ben hani orada da çalıştığımı söylemiştim. Sayın Acun Ilıcalı'nın şirketinde TV8'de Acun Medya'da çalıştığımı da söylemiştim. Sen bunu Oralarla telefonda da... söyledin. Şimdi yayında ilk defa söylüyorsun. Haberin olsun. Ben kendi şeyimde söylemiştim. Doğrudur. Tamam. Ben yani hani izleyiciler öğrensin diye söyledim. Arkadaşlar Acun Medya'da da çalıştı. Evet. Yani oralara da pazarlayabiliriz. Yani açıkçası ya proje oradan güzel... 1 milyon 2 milyon TL gelir. Yani ben o işlere orada... az çok hakimim. Yani oradan çok para gelmez. Bize Netflix lazım. Bizim yurt dışına illa satmamız lazım diyorsun. Yok O zaman çünkü şimdi evet öyle. Tabii ki o zaman biz dediğim gibi bu aracı kurumlara da yazabiliriz. Yani senaryomuz, hikayemiz, projemiz çok güzel. Gerçekten belgesel olabilecek kıvamda bir durumda bulunuyor ve şu an. Herkesin gözleri önünde olacak yani. Bütün Türkiye takip edecek bu belgeselin çekilimini, çekim aşamasını. Kesinlikle şu an bu tarz belgeseller patlama yaptı. Yani illa... başka bir kulüp yapınca adamlar düşünüyor demeye gerek yok. Bizim ülkede de bazen böyle şeyler çıkabilir tabii ki. Yani Ya Meksika mesela için... bir kulüp buna girişse 30 maç kaybetmesi gerekiyor bunu yapmak için. Tabii ki öyle. Yani Meksika 2. liginde Dorados. Adamlar akıllıymış demek ki. Böyle bir projeye imza attılar. Adı bilinmeyen takımı dünyada belirli bir boyuta getirdiler. Yani kimse kusura bakmasın. Manchester United'ın sponsorunu gelip sen davet almak kolay iş değil yani. Öyle iki top oynayarak da olmuyor bu işler. Proje lazım açıkçası. Valla Yiğit, biz burada kendimiz çalıp kendimiz oynamamak için o ön onay yazısının alınması lazım. Zaten altta bir taraftar da yazdı. Sen o ön onay yazısını al. Yani ajansla anlaş diyor. Biz diyor Eskişehir'i yıkarız diyor yani mecaz anlamda. Biz her türlü hallederiz diyor.
İnşallah. O yazı çok önemli. O alındığı dakika iş çözülür. En kısa zamanda o zaman Arif, onu almaya ben özen göstereyim. En azından bir yazışmalara başlayayım. Biliyorsun 9 gün kaldı, hoca yok. Ankara Spor maçı var. Ben bu sezonun ya şimdi şöyle, orada hani bir bilgi vereyim. Bizim altyapı sorumlu hocamız, pro lisans sahibi hocamız Serdal Eroy takımı çalıştırıyor. Yanında Hürriyet Gücer var. 2-3 tane daha yardımcı hocamız var. O konuda taraftan içi rahat olduğu için, yani futbolcuların eğitim aldığını bildikleri için bu konuda biraz ses çıkartmıyorlar. Ama şöyle de bir durum var. Yeni gelecek hoca diyecek ki bu takım devre arası kampı yapmadı. Şimdi o da onun ya bahanesi olacak değil mi? Ya olabilir yani, bahaneden bol bir şey yok çünkü. Ben başında değilim der. Hani bahane üretmek istemeyiz ama bu takımda devre arası kamp yapmamış falan der. Orada işin içinden çıkar. Ama şu an takımın başındaki hocanın da pro lisansı var yani. Türkiye'de pro lisans almak ne kadar zor bir iş sen biliyorsun. Tabii ki. O zaman Akif, buyur. Evet. Benim adım Akif. İkidir Arif diyorsun yani, onu düzelteyim diye söyledim. İnsanlar beni yanlış tanımasını istemediler. Ben Arif'ten alınmıyorum bu arada. Evet, Arif falan anlıyor. Akif, o zaman ben en kısa zamanda dilersen bir iletişime geçeyim en azından bu aracı şirketlerle. Şu an ismini yani söylemeyelim onun. İki tane ajans var dedin. Evet. Tabii. Onlar acaba nasıl bir tepki verecek? Bunu alabilirsek o zaman daha projeyi aktif olarak hayata geçirebiliriz belki de, ama tabii ki yönetimin ne diyeceği gene onlara kalmış. Benim sana tavsiyem, hani daha önce belgesel çekmiş ve pazarlamış insanlarla da iletişime geçmen lazım. Yani bu iş böyle 2-3 kişiyle yapılacak işler tabii değil. Tabii ki. Işıkçısı var, sesçisi var, montajcısı var, kurgucusu var, daha böyle bir sürü. Art direktörü ayrı, yönetmeni ayrı biliyorsun. Yani böyle çok belgesel çekildi ve YouTube'a atıldı aslında. Nice belgeseller YouTube'da böyle göz ardı edildi. Yani farkına varılmadı. Ne güzel belgeseller var, ben görüyorum. Mesela yayıncı kuruluş her hafta bir Anadolu belgeseli çekiyor ama kimse görmüyor. Şehir şehir geziyor adamlar. Benim gözümde belgesel gibi ama istenilen ilgiyi görmüyor. Ama işte daha profesyonel. Bir de işin içine Netflix girince size çektirmezler zaten. Ben onu da söyleyeyim sana. Onu ben de tahmin ediyorum. O da daha profesyonel olmaz mı? Öylesi daha iyi olur zaten. Onların tarzında adam, dünyaya sunabileceği şey çok daha önemli açıkçası. O ayrı bir marka konu. Marka değerini düşürecek işleri kabul etmezler. Derler ki biz çekeceğiz. Tabii ki Akif. Malzeme sizden, şey bizden. Ne derler ona? Üretmek bizden. Öyle derler. Aynen öyle. Şimdi yani senden ön onay yazısı gelmeden ben kimseye harekete geçmeyi tavsiye etmiyorum. Yani taraftarlara konuşuyorum şu an. Öyle tak açalım, Twitter'da yüklenelim, yönetime iletelim demeyin. Yönetim zaten şu an transfer tahtasını açmak için bir mücadele veriyor. Veriyor ama hani biz görmüyoruz. Bizi görmediğimiz için de biz umutsuzuz. İnşallah başarılı olurlar. İnşallah diyorum ben. Bunları kesinlikle çalışıyorlardır. Yani insanlar kesinlikle çalışıyordur. Yani onunla emin olabilirsiniz. Hani ama yani 7 milyon TL de bulunacak gibi değil. Olabilir ha. Ona bir şey diyemem. Şimdi altta 50 tane Bilal Ceylan sorusu geldi. Ben Bilal Ceylan'ın 28 Aralık'ta Beşiktaş'a gidiyor diye duyurdum zaten. 2 Ocak'ta Futbol Anadolu hesabından Bilal Ceylan'la Beşiktaş görüşüyor diye yazdım zaten. Bunlar benim için, bizim için yeni gelişmeler değil. Dün Beyin Sports'ta, A Spor'da, TRT Spor'da son dakika geçince bizim için yeni bir gelişme olmuyor. Ama biz de havamızı atıyoruz tabii. Ya biz 15-20 gün önce duyurduk diye. Ama Bilal'le ilgili şöyle de bir bilgi vereyim size. Transfer henüz bitti bitmedi bilmiyorum. Yani başkanın açıklaması benim için esastır. Bitmedi diyorsa bitmemiştir. Ama Beşiktaş'ın yöneticiler de aksini söylüyor. Ben de size öyle söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın kap duyurusu gelmeden transfer bitti sayılmaz bu ülkede. Beşiktaş'ın yönetici kaynakları, ulusal basındaki arkadaşlarımıza, senin de var ulusal basında arkadaşım, benim de var. Hepsi bitti diyor. Rakamına kadar, sonraki satıştan payına kadar hepsini tek tek anlatıyorlar. Hepsi de farklı kaynaklardan aynı bilgileri veriyorlar. Bekleyip göreceğiz. 3 milyon TL Bilal'den geldi dersek 4 milyon TL daha lazım. O da hani böyle 2 tane sponsorla 2'şer milyon TL üzerinden halletilmeye çalışıyor diye benim bir bilgim var. İnşallah doğrudur. İnşallah. Bekleyip göreceğiz. Eskişehirspor transferi açsa düşer mi? Yine düşer. O da başka bir konu. Ama en azından önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadroyu bu seneden kurup, bu seneyi böyle antrenman şeklinde, yani ne bileyim pişme deniyor ya ona, o şekilde hazırlarlarsa daha iyi olur sanki diye düşünüyorum ben. Ama senin ön onay yazısında sabırsızlıkla bekliyoruz. Şehirde çok ciddi suyun akış seyrini değiştirecek bir gelişme olur bu ön onay yazısı. İnşallah Akif. Almaya çalışacağım. Elimden geldiğini yaparım en azından. Bunu söyleyeyim.
Vallahi işte dediğim işte yani İstanbul'da olan sensin, ben Eskişehir'deyim. Yani Tabii ki. gelişmeler sizde. Ben seninle zaten sürekli bir irtibat halinde olacağım. O yazı alırsan ikinci bir yayını patlatırız. Burada herkese duyururuz, merak etme. Tabii ki Akif. Çok teşekkür ediyorum beni buraya davet Ben ettiğin teşekkür için. ederim. Gerçekten çok Şeyi sağ de ol. soruyorlar hemen bir Sesimizi dakika. yani... Metan. Söyle, söyle. Sen konuş, ondan sonra ben en son konuşayım. Ben mi söyleyeyim? Evet, sen Yok yok kapanış yap. En son ben Metan'ı söyleyeceğim. Evet. ben sana gerçekten çok teşekkür edecektim. Gerçekten güzel yakalamışsın. Yani amacımız burada bir proje üretmeye çalışmaktı. Sadece Eskişehirspor'un iyiliğine olmaya çalışmaktı. Hani bunu söylemek istedim. Mali açıdan düzlüğe çıkarmak en büyük amacımız aslında. Tamam. Şimdi Metehan Altınbaş'ı takip ediyorsundur. Lastiğinize gitti. Onunla Evet. ilgili taraftarlar bilgi soruyorlar. Metehan Ağustos ayında lastiğinize satıldı. Orada şöyle bir sıkıntı vardı. Metehan Avrupa Birliği vatandaşı olmadığı için lastiğiniz 18. 18 yaşından önce transfer edemiyordu. Yani 7 Ocak tarihinde Metehan 18 yaşına girdi. 11-12'sinde de duyurdular. Yani işin aslı bu. Pilot takımlarına da kiralık olarak gönderdiler. Pilot takımlarıyla A takımda aynı tesislerde antrenman yapıyor. Orada da farklı bir yapı var. Neyse, Metehan Altunbaş'ın Eskişehirspor'a getirdiği kazanç 250 bin euro. 250 bin euro artı bonuslar. Artı bonusları Eskişehirspor ya kısa vadede alamaz çünkü futbolcu kiralık gitti. Çünkü bonus maddelerinde ligde şu kadar oynarsa, Avrupa kupalarında bu kadar oynarsa, takım şampiyon olsa gibi bir sürü bonus var. O bonuslarla beraber 500 bin euro yapıyordu. Metehan'dan gelen para da zaten Pinto'nun taksitlerine gitti arkadaşlar. Benim aldığım bilgi o yönde. O para şu an yok. Onu bir geçin. Öyle bir dünya yok. Yiğit'ciğim teşekkür ederim. Fazla teknik bilgi veriyorum farkındayım ama öyle. Mehmet Özcan da sene sonunda Galatasaray'a bonservis olarak gider. Sarp Akın sorusunu da cevaplamış oldum. Oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Kulüp küme düşüyor. Galatasaray istiyor. Fatih Terim Adanalı. Mehmet Özcan Adanalı. Mehmet Özcan'ın menajeri Galatasaray'ın eski futbolcusu. Bir sürü iş. Teşekkür ederim Yiğit.